Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın iş ilanları 60 devlet kurumu 1436 memur işçi alımı yapıyor. Öğretmen evi kura ile garson alımı yapıyor. Yunus Evre Belediyesi temizlik görevlisi alımı yapıyor. Türkiye Genel Hastaneleri 1461 personel alımı yapılıyor. Kocaeli Belediyesi itfaiye ve destek personel alımı yapıyor. İzmir İzelman... Öğretmen dahil 14 işçi alım yapıyor. Şişli Belediyesi 50 zabıta memur alımı ilanı değiştirildi. Edirne Belediyesi zabıta alımı ilanı değiştirildi. İlanlar aktif arkadaşlar. Çok fazla iş ilanı var. Videoyu uzatmayalım. Memurlar Haberi konu web sitesini sık sık ziyaret ediniz arkadaşlar. Gel gelelim haberimizin konusuna arkadaşlar. İhsan Tatlı da Kamışlılar adına bilinen bir isim. Eski başkanlardan işçilerin dostu. O da aramıza katıldı arkadaşlar. Ne var ne yoksa arkadaşlar? Kamuşleri adına Memurlarhaber.com web sitesinde beraber olmaya başladık. Kamışları adına İhsan Tatlı en son aramıza geldi. Onun öncesinde Seçkin Aydın Arık başkanımız da Memurlarhaber.com web sitesine gelmişti. Bakın ekranda yansıttım. Şu an korona oldu. Seçkin başkanımız inşallah tez zamanda atlatacak. Biz ona inanıyoruz. Ümit Güler kardeşimizle tanınan bir isim Kamuşleri adına ve onun yaptığı hesaplamayı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Memurlar web sitesinde Kamuşleri adına bilinen tanınan isimleri hep beraber olmaya başladık. Yazıları güncel olarak aktif olarak okuyabilirsiniz Memurlar web sitesinde. İş ilanlarını da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet yazıya bakalım. Mayıs ayında bazı kamu işçilerine toplu iş sözleşmesi gelince verilecek olan 30 yemeğe ikramiye miktarları bürüt yeme ücretine göre %15 ve %20 vergi kesinti olarak ele geçecek olan net rakamlar hesaplanmıştır diyor. Ümit kardeşimizin bu hesaplamaları meşhurdur biliyorsunuz arkadaşlar. Evet detaylara bakalım. 30 günlük ikramiye alınacak birçok kamu Mayıs ayında. yeme 119 lira 25 kuruş asgari ücretten %15 vergide 2557 lira alacak. %20'lik vergide 2405 lira alacak. Devam ediyorum hesaplamaya kuruşu kuruşun arkadaşlar. Tablo halinde görüyorsunuz. 119 lira 96 kuruş alan bir işçi 2572 lira alacak. %20'lik vergi diliminde ise 2419 lira alacak. 120 lira 86 kuruş alan bir işçi 115'de ise 2592 lira alacak. %20'de ise 2438 lira alacak. 121 lira 77 kuruş alan bir işçi 115'lik vergi diliminde 2611 lira alacak. %20'lik vergi diliminde 2456 lira alacak. 124 lira 47 kuruş alan bir işçi 2669 lira alacak. %15 vergi diliminde %20'lik vergi diliminde 2510 liraya düşecek. 125 lira alan bir işçi yemiyesi 2680 lira alacak. 30 günlük ikramiye eğer %20'lik vergi dilimine girmişse 2521 lira alacak. 127 lira alan bir işçi 2723 lira 115 vergi diliminde alıyor. 120'lik vergi diliminde 2561 lira alacak. 129 lira 88 kuruş alan bir işçi 2785 lira alacak. %20'lik vergi dilimine girmişse 2619 lira alacak. 130 lira 79 kuruş alan bir işçi 2805 lira alıyor. 115 vergi diliminde 2638 lira alacak. %20'lik vergi diliminde. 135 lira 30 kuruş alan bir işçi 2.901 lira alıyor. %15'lik vergi diliminde. 2.729 lira alacak. %20'lik vergi diliminde. 137 lira 10 kuruş alan bir işçi 2.940 lira alıyor. 2.765 lira da %20'lik vergi diliminde alıyor. Buradan ötesi muhtemelen arkadaşlar... %20'lik vergi dilimine muhtemelen girmiş oluyor. Bilginiz olsun buradan öte alınan yevmiyeler. 139 lira 80 kuruş alan bir işçi 2998 lira alacak. %20'lik vergi diliminde ise 2820 lira alacak. 140 lira alan bir işçi 3002 lira %15'lik vergi diliminde 2824 lira %20'lik vergi diliminde alacak. 140 lira 61 kuruş alan bir işçi 3.035 lira alacak. 2856 lira ise %20'lik vergi diliminde alacak. 2144 lira 31 kuruş alan bir işçi yemiyesi 3095 lira alacak arkadaşlar. 2911 lira ise yüzde vergi diliminde alacak. 148 lira 82 kuruş alan bir işçi 3191 lira alacak 15'lik vergi diliminde 3002 lira alacak yüzde vergi diliminde. 150 lira alan bir yemiyesi olan bir işçi 3217 lira alacak. %15'lik vergi diliminde, %20'lik vergi diliminde ise 3025 lira alacak arkadaşlar. 153 lira 33 kuruş olan bir işçi 3288 lira alacak %15 vergi diliminde, %20'lik vergi diliminde 3093 liraya inecek. 155 lira alan olan bir işçi 3324 lira alacak. %20'lik vergi diliminde ise 3216 lira alacak. 160 lira alan bir işçi 3431 lira alırken %15'lik vergi diliminde 3227 lira alacak %15'lik pardon %20'lik vergi diliminde. 162 lira 50 kuruş alan bir işçi yemiyesi 3485 lira alacak. O 115'lik vergi diliminde, 120'lik vergi diliminde 3278 lira olacak 165 lira yemiyesi olan bir işçi 3538 lira alacak. 115'lik vergi diliminde, 120'lik vergi diliminde ise bu 3328 liraya inecek. 170 lira alan bir işçi 3646 lira %15'lik vergi diliminde, %20'lik vergi diliminde 3429 liraya inecek. 172 lira alan bir işçi 172 lira 50 kuruş, 3699 TL alıyor %15'lik vergi diliminde, 3479 lira alacak %20'lik vergi diliminde. 175 lira alan bir işçi 3753 lira %15'lik vergi diliminde alacak, ama %20'lik vergi diliminde ise 3530 liraya inecek ki zaten %20'lik vergi dilimine bu işi girmiştir çoktan. 180 lira alan bir işçi 3860 lira %15'lik vergi diliminde 3631 lira ise %20'lik vergi diliminde alacağı bu Mayıs ayında alacağı 30 günlük ikramiye miktarı olacak. Ücretsiz izinde olanlar yarı zaman çalışanlar kısteli yemeği şeklinde ödeme yapılır. Kısteli yemeği nedir? Kısteli yemeği arkadaşlar çalıştığı gün sayısı kadar ödeme alır. Bunu e, kasteder. Evet tablo bu şekilde arkadaşlar. Güle güle harcayın. Ümit kardeşimize bu hesaplaması için teşekkür ediyoruz. Ümit kardeşimize soru sormak isterseniz arkadaşlar videonun altına linkini koydum. Tıklayıp bu yazıya ulaşabilir, yazıya yorum yazabilirsiniz. Ayrıca bu iş ilanlarına ulaşmak için arkadaşlar videonun altına linkleri koydum. Bu iş ilanlarına aktif iş ilanlarına direkt tıklayıp videonun altındaki linklerden hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz memnunlarabilir.com web sitesi olarak gün içerisinde 7-8 iş ilanını hem kamudan olsun hem iş kuru iş ilanları olsun hem belediye personel alımları olsun hem yurt dışı iş ilanları olsun hepsini giriyoruz arkadaşlar. İş arıyorsanız her gün memnunlarabilir.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Hem Seç, seçkin Aydın Arın yazılarını hem Ümit kardeşimizin yazılarını hepsinin birden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İhsan Başkan da aramıza katıldı. Onun yazılarıyla da sizlerle birlikte olacağız artık. Bilginiz olsun. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İkramiyeleriniz kalın sağlıcakla.